Selamünaleyküm. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bugün Cumhuriyet Bayramı ve biz çok şanslıyız ki 100. yılımızı kutlama, yaşama imkanı bulduk. Biz hem çok şanslıyız hem de nasıl diyeyim bu güzel cumhuriyeti koruyabilme imkanına da sahibiz. Yani biz de bir tarih yazma imkanına sahibiz. Nasıl? Yapılan bazı yanlışları düzelterek, yapılan yanlışlara dur diyerek 100. yılda tarihe geçecek, binlerce yıl sonra bile de hatırlanacak olayları, hatırlanacak tarihi anları yaşayabilme imkanına da sahibiz aynı anda. Aynı zamanda diyeceksiniz ki ne alaka? Evet, biz 100. yılını kutluyoruz Cumhuriyet'in. Artık. Bu kötü bir dönemdeyiz ama o halde bu 100. yıla geldik ve bunu kutluyoruz. Ama şöyle anlatmak istiyorum kısaca, çok uzatmadan. Bakın Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Her şeye rağmen Atatürk'ün tüm kredileri yendiği halde, Atatürk'ün koyduğu taşın üstüne hiç bir milim taş bile daha üstüne koyulmadığı halde, Atatürk'ün dediklerinin binde biri bile daha yapılmadığı halde biz halen İslam ülkesi olarak, İslam ülkeler arasındaki daha doğrusu bir ülke olarak çok güçlüyüz. En güçlüsüyüz. Diğer dünyadan batılan diğer ülkelerle baş başa mücadele bütün çoğu kulvarda edebilen ülkeyiz. Müslüman ülkesi olarak. Yani çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak. Yani Türkiye Cumhuriyeti keşke Atatürk'ü biraz daha çok anlasaydı ki diyorum ya, bir milim anladı, bu noktadayız. Ve düşünün ki tam anlasaydı ne olacaktı? Ve 100. yılındayız şu anda. Bunu kutluyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizde 15 milyondan fazla mülteci var. Ve ne yazık ki bu mültecilerin ülkemize neden girdiği, kimler tarafından sokulduğu, oralarda ne yapmak istendiği bilindiği halde halen bu mülteciler ülkemizde tutulmaya çalışılıyor. İşte bunu ben tarihe burada not düşüyorum bugün. Evet. Bu aslında BOP projesinin bir devamıdır. Büyük Orta Doğu projesinin, yani Büyük İsrail için yapılan bir şeydir. Amerika'nın Orta Doğu'na taşınması için yapılan bir şeydir. Kürt sadece kullanılandır. PKK Asad'ın İsrail'in Amerika'nın kurduğu bir şeydir, örgüttür. Terör örgütüdür. Ne yazık ki tabii ki bunların içinde her bok var. Ermeniden tutun da Yunan'a kadar. Gerçek samimi Kürtlerin burada işi yok. Ya kandırılmış olanları var ya içine düşmüş olanları var. Ama samimi olarak gerçek normal Kürtler bunca zaten düşmez. Ha bir zamanda ne yazık ki bir zaman sonra bazı olaylar etkilenerek yanlış yola sapmış olanlar olabilir. Bu konulara çok girmeyeceğim. Ama ne olursa olsun ben her zaman şunu söyleyeyim. Kürtler benim kardeşimdir. Türkiye'de yaşayan, bizim gözümüzde Türk olan herkes kardeşimizdir. Yani Boşnağından Laz'ına, Kürdünden Çerkezi'ne kadar hepsi. Benim için hiçbir Oğuz boyundan da farkları yoktur. Biz hepimiz kardeşiz ve Türkiye'de yaşayan halka Türk milleti denir. Atatürk'ün dediği gibi biz Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm diyene de aslında budur zaten. Ne mutlu Türk olana demiyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz. Bizim için Türkçe konuşan herkes Türk'tür. Bir Afrikalı gelip Türkçe konuşursa, Alman gelip Türkçe konuşursa o da Türk'tür, o da Türk'tür. Bizim için bitmiştir. Yani biz ırkçı değiliz o anlamda. Bazen düşündüğü gibi. Yani üstün bir ırk yaratma derdinde değiliz. Hatta ben herkesin Türk olmasını çok da istemem, açık konuşmak gerekiyorsa. Herkes Türk olursa ne anlamı kaldı? Bir Amerikalı yazmış ya, hey dünya hepiniz Türksünüz. Ya olmasınlar Türk ya, biz istemiyoruz. Türk olan Türk olsun, gerisi ne hali varsa görsün. Neyse, konu şu. Dediğim gibi konu aslında basit. 100. yılındayız. Tam olarak Atatürk'ün dediklerini yapmadığımız halde. Hiçbir şey yapmadığımız halde. Halen ayaktayız. Etrafımız dört taraf, etrafımız her tarafımız Amerikan askerleriyle sarılmış durumda. Yapılan tüm hatalara, tüm yanlışlara, iç dış hainlere, düşmanlıklara, her şeye rağmen, tüm terör örgütlerine rağmen, tüm her şeye rağmen hala ayaktayız. Dimdik ayaktayız. Bölünmedik, parçalanmadık. Hala ayaktayız. Diriyiz. Ama ne yazık ki bu 15 milyon, dediğim gibi, ülkemize sokulan mülteci boşattığı yerlerde Kürdistan kurmaya çalışıyor birisi. Onları sonra birleştirip o maşa olacak ve gerçeği Büyük İsrail olacak. Ve bunu herkes gördüğü halde, bunu da hatta artık söylediği, kabul ettiği halde ama mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor herkes. Böyle saçma bir şey olamaz. 100. yılımızda ben bunu buradan duyurmak istiyorum tekrar. Bütün bu mülteciler geldikleri yere geri dönmek zorundalar. Bu da BOP projesine en büyük kurşun olacaktır bizim tarafımızdan. BOP projesinin önüne öyle bir set çekeceğiz ki
Bunlar ne Kürdistan kurabilecek ne Büyük İsrail kurabilecek. Bu insanlar geldiği yere geri dönmeli. Görüyoruz ki çekilen bazı YouTube videolarında Suriye'ye de rahatlıkla herkes gidebiliyor, yaşayabiliyor. Ve bunun yanı sıra da Irak'a, Kerkük'e, Musul'a çok sahip çıkmamız gerekiyor artık. Orası bizimdir. Bizim anlaşmalarımız gereği şu anda orası bize bağlanması gereklidir. O Irak bölündüğü an bizim yaptığımız anlaşmalara göre işte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi olduğu burada yine görülüyor. Dehası yani yapılan anlaşmalara göre Irak bölündüğü an eski sahibine geri bağlanması lazım. Yani Osmanlı yani Türklere yani şu anda Kürtler olarak orayı bölüyorlar. Kuzey Irak'ta yaptıklarından. Yani Kerkük, Musul oralar hepsi Türkiye'ye bağlanmak zorundadır. 100. yılımızda bunlar dile getirmek, yani dile getirebildiğim için ben kendimden gurur duyuyorum açık konuşmak gerekiyorsa. Artık hepimiz bazı şeyler üzerimizden atmak zorundayız. Üzerimizdeki ölü toprağımızı atalım, silkinelim. Atatürk'e daha da sımsıkı sarılalım. Bugüne kadar onun hakkında yanlış düşüncelerde bulunduysak onlardan artık vazgeçelim. Tövbe edin artık. Görüyorsunuz ki olmuyor, onun tersine yürünmüyor. Çünkü o adam doğruyu söylüyordu, doğruyu noktaya gösteriyordu. Bakın İslam dünyasındaki ülkelere. Hepsi kendi karşı ama boku içinde debeleniyor hepsi. Hepsi batıyor. Niye? Çünkü bunların yaptığı doğru değil. Atatürk'ün yaptığı doğruydu. Onun için Atatürk'e Allah yardım etti ve hala onun kurduğu ülke ayakta duruyor. O yüzden 100. yılımız bu vesileyle tekrar kutlu olsun. Ve artık uyanalım, ayağa kalkalım. İlk önce bu mültecilerden kurtulalım, silkinelim artık. Üzerimizdeki ölü toprağına batalım. Türk birliğini kuralım. Atatürk'ün istediği olsun. Artık Atatürk'ü anlamaya başlayalım. Dediği cızda yürümeye başlayalım artık. Hep beraber bir yumruk alalım. Ve hep birlikte 100. yılımızda bu tarihi beraber yazalım. Ki ileride utanmayalım, utanılacak insanlar olmayalım. Bu fırsatı kaçırmayalım. Tekrar bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinize bunları düşünmeye davet ediyorum. Allah'a emanet olun.